Arkadaşlar merhabalar bu videomda üçgende alan konusundaki klasikleşmiş sorular kısmındaki test 3'ün çözümünü yapacağız. Testimiz TYT tarzında hadi bakalım çözümlere başlayalım. GABC üçgenin ağırlık merkezi evet G ağırlık merkezi olarak verilmiş ve taralanlar oranı isteniyor bizden. Bir de şu paralel verilmiş. Arkadaşlar ağırlık merkezini kullanacağız. Ağırlık merkezini şu devamı olacak kenar ortaya olacak. Normalde ağırlık merkezi gördüğümüz zaman Böyle ee, çizip altı eş parçaya ayırasımız geliyor arkadaşlar. Buradan tabii ki yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama bunu da şu ikisini de çizmeden hani sadece şu çizgiyi çizerek de normal bilgiyle de sonuca ulaşabilirsiniz. Yani ağırlık merkezinden geçen nedir? Kocam K ise 2K'dır. E paralellik varsa A ise 2A'dır. E, hatta şu parçayla da şu parça nedir? Birbirine eşittir. Burada direkt benzerlik var mı? Var. Benzerlik alan ikisi. Hocam burada 1 bölü 3 oran var. 1 bölü 3'ün karesi nedir? 1 bölü 9'dur. Hocam A iken tamamı 9A. Buraya ne kaldı? 8A kaldı. E, çipsizdeki kalan 9A ise çipsizdeki kalan yine 9A'dır. Şimdi alan şu taralı alan yani 8A bölü tüm alan 18A isteniliyor bizden. O da kaç yapıyor? 4 bölü 9 yapıyor. Evet böylelikle birinci soruyu ne bulduk arkadaşlar? Balıkesir bulduk. Geldik ikinci soruya. Evet uzun kenarları 120 santimetre olan dikdörtgen biçimindeki eş tablolar yer zeminle paralel olarak aynı yükseklikteki A ve B çivilerine iplerle asıldır. Tamam sonra sağdaki tablo soldaki tablodan 20 santimetre yüksekte ve soldaki tablo çiviye 75 santimetrelik iplerle asıl olduğuna göre sağdaki tablonun ipleri ve üst kenarlar arasında kalan üçgensel bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi aslında bu ne tablo Kaç santimetre yukarıda arkadaşlar? 20 santimetre yukarıda verilmiş. Onu kullanacağım. E hocam şuradan bir dik çizsek tabanı iki parçaya bölecek mi? Bölecek. Şuradan da bir dik çizsen aslında buradaki yükseklik bakın şöyle bakacak olursanız şurası 20 santimetre olduğunu biliyoruz arkadaşlar. E ben şuradaki yüksekliği bulursam şuradaki 20 santimetre yüksekliği olduğu için şu uzunluğu da bulabilirim aslında. Zaten burası 120 ya ikizkenar olduğu için ne olmak zorunda? Çünkü ikizkenar olursa taban zemine paralel olur. 60 60 burası. Hocam burası da 60 60. Burada 60'ı bölsen 15 çarpı 5 değil midir arkadaşlar bu? 15 çarpı 5 burası. Hocam burası 15 çarpı 4. O zaman burası da 15 çarpı 3 olacağından 45 yaptı arkadaşlar. Burası 3, 4, 5'in üçgeninden dolayı. E tamamı 45. 45'ten 20 çıkınca kaç kalıyor? 25 kalıyor. Arkadaşlar buraya 25 kaldı. Şimdi bu 5'in 5 katı. Bu 5'in 12 katı. Bu da 5'in 13 katı olacağından dolayı ya gerçi gerek yok artık buna. Şu uzunluğa bulmaya gerek yok. Çünkü 20 cm aşağıda şurayı 25 bulduk mu? biz bulduk. Hiç iplerin uzunluğunu bulmamıza gerek yok. Çıktı zaten soru. Taban belli mi belli? Yükseklik belli mi belli? Üçgen alan nedir? 120 çarpı 25 bölü 2 değil midir gençler? Evet. E o zaman bu 2 ile 120 sadeleşince 60. E 6 kere 5 30. 6 kere 2 12. 10, 15 yaptı. Bir de yanında 0 var 6 kere 5 30'dan. Cevabımız 1500 yaptı. İkinci soru böylelikle Edremit oldu. Geldi küçe. Alan ABC nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bakın çift çizgiye çift çizgi çift, çift çizgiye çift çizgi olduğundan dolayı. Yani şurası AA iken burası BB değil. Burası da AA ya. İkiz kenar çıktı. x e, kenarda çizilen kenar ortaylar birbirine neydi? Eşitti. Hocam bir kere 4 ise burası nedir? 8. E, aynı şekilde kenar ortaylar eşit. Kendi çapında yerlerde birbirine eşit. Yani 4 ise burası da nedir? 8. E ne yapacağız arkadaşlar? Alan ABC isteniyor bizden. Yani bir üçüncü kenar ortayı da çizecek olursak eğer ki çizelim. Çizdiğimiz zaman bu altı eşit parçaya ayrılmıyor muydu? Hocam a a a a a a yani şu alan tüm alanın altta biri oldu arkadaşlar? Evet bu alanda belli mi? Belli. A alanına eşit 4 çarpı 8 bölü 2 32 bölü 2'den 16 eşit oldu. Ama benden ne isteniyor? 6A isteniyor. A yerine 16 yazınca cevabımız kaç yapar? 96 yapar. Evet dördüncü soruyu böylelikle denizli bulduk. Geldik beşinci soruya. Köşegen uzunluğu 25 birim olan dikdörtgen biçimdeki kitap dikdörtgenler prizması biçimindeki öne açık rafa iki farklı konumda konulduğunda şekil birde 9 birimlik kısmı dışarı taşıyor. Arkadaşlar şuraya bir kitabın şu Genişliğine A dersem. Şurası A artı 8 yani burası da A artı 8. O zaman uzun kenar A artı 17 mi oldu? Evet burası A artı 17 oldu arkadaşlar. Evet A artı 17 olduysa Pisagor bağıntısından artık bunu buluruz. Bak dik kenarlar çıktı. 7, 24, 25'tir bence diye hissettim. Normalde şöyle yapmanız lazım. 25'in karesi A'nın karesi artı A artı 17'nin karesi demeniz lazım normalde. E işlem işlem işlemle A'yı bulursunuz zaten. A ama 25 varsa nedir? Ya 7, 24, 25'tir ya da 15, 20, 25'tir. A yerine 7 koyarsak 7, 24, 25 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Buna göre kitabın dikdörtgen yüzeyinin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar şurayı kaç bulduk biz şimdi? 7. E burayı kaç bulduk? 24 bulduk. Bizden ne isteniyor? Alan. Alan dediğimiz dik, dikdörtgende neydi arkadaşlar? Dik kenarlar çarpımıdır. Yani 7 çarpı 24'e eşittir arkadaşlar. 4 g 28 14 168 mi yapıyor? Evet cevabımız böylelikle 168 yaptı 5. soruda. Geldik 6. soruya. Yine ağırlık merkezim verilmiş. D ve E orta noktalar. Evet D ve E orta noktalarsa kenar ortay kenar ortay. Ağırlık merkezi oldu burası. 2 iken burası 4. 3 iken burası 6. E hocam ne yapıyorduk? Ağırlık merkezi alan ilişkisi. Hop şunu çizince. 6 eşit parçaya mı ayrılıyordu burası? Evet. E ben bir tane A'yı bulabilirim. Bir tane A şuradaki A alanına eşit değil mi arkadaşlar? Evet buradaki bir tane A ne eşit. 2 çarpı 6 bölü 2 eşit olduğundan 6'ya eşit oldu. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? 2, 4 A isteniyor. 4 A da. A 6 olduğundan o da kaç yapar? 24 yapar arkadaşlar. Evet 6. soru böylelikle açay oldu. Geldik 7'ye. Düzlemde verilen bir dik üçgenin dik kenarlarından biri %10 kısaltılıp bir diğeri de %10 uzatılıyor. Arkadaşlar ben şimdi direkt %10'dan ve yüzde %10'undan bahsettiği için ne diyeyim? Bir kenarına %100 diyeyim diğer kenarına da %100 diyeyim. Önceden böyle olsun sonra bir kenarı %10 kısaltılıyor. Yok alanı %100 olsun değil mi? Alanı %100 olsun. Alanını %100 yapmak için ne yapabiliriz arkadaşlar? Alanı %100. Yani hocam 10'a 10 dersek 10 çarpı 10 bölü 2 yapıyor en azından bir tanesinin bir kenarı arkadaşlar 20 olsun. Yani 10 çarpı 20 bölü 2 100 yapıyor değil mi? Alan 100 arkadaşlar işte bu. Bakın alanı 100. Alanı 100. İşte alanından bahsediyoruz o yüzden alanı 100 yapacak şekilde bir kenarı 10 iken bir kenarı 20 dedik. Şimdi diyor ki bir kenar %10 kısaltılıp e arkadaşlar onun %10'u nedir? Onun %10'u hocam 10'dur. %10. 10'un %10'u nedir arkadaşlar? Ne yapıyorum ben? 10'un %10'u. 10'un %10'u nedir arkadaşlar? 1'dir. E, 1 kısaltılıp yani buraya 9 yaparsam. Sonra diğerinde %10 uzatmak demek. 20'nin de %10'unu bulalım arkadaşlar. 20'nin de %10'u 2 değil midir? Evet. Diğerinde 2 uzatırsam eğer. Diğerinde 2 uzatırsam. 22 uzatırsam ne yapar arkadaşlar? 22 mi yapar? Evet 22 yapar. E isterseniz tam tersi de yapabilirsiniz. işte bunu 11 yapıp bunu da işte ee, şey 18 yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç fark etmez. Aynı şey. Bunun alanı ne oluyor o zaman? 9 çarpı 22 bölü 2. Yani kaç yaptı? 99 yaptı. A önceden alan 100 iken şimdi 99 oldu. 100 iken 1 azaldı. Yani yüzde kaç azaldı arkadaşlar? Yüzde 1 azaldı. E hocam bu normalde 10A bu da 20, 20B falan e, şeklinde diyeceksiniz. İşte 9A'ya 22B şeklinde falan olur aslında ama fark etmez. Sonuçta yüzdelik değişimine bakacağız arkadaşlar. Cevabımız böylelikle Edremit oldu. Bilerek özellikle alanı 100 yapan değerleri seçtim arkadaşlar. Burada e, işlem daha kolay olsun diye 10'a 10 seçseydik sıkıntı olurdu. Ya da 100'e 100 seçseydik 500 olacaktı o zaman. E, o zaman da sonradan bir orantı daha yapabilirdik gerçi de neyse. Evet geldik şuraya AD uzunluğu K iken burası 6'da birleşiyor bunlar. 2K burası da 3K mı? Evet 3K. FB 3K'ymış. DF 2K'ymış ve AD de neymiş? K'ymiş arkadaşlar. Şimdi <laughs> ne yapacağız burada? Hmm, hmm. 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 Ya bir sürü yol var aslında arkadaşlar. Şu an düşündüğüm kadarıyla bir sürü yol var. Taban çarpı yüksekliklerden gidebiliriz. Alan kaydırmalardan gidebiliriz. Ee, sonra alan dağıtmadan gidebiliriz. Alan dağıtarak gidebiliriz daha doğrusu. Hangisi daha mantıklı olur diye açıkçası şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Ama sanki taban çarpı yüksekliklerden daha kolay çıkacak arkadaşlar. Alan kaydırma dediğimiz buradaki noktayı buraya alıp şuradaki alan da yine eski alanla eşitleyip alan dağıtmayla da gidebilirsiniz. Ama yükseklik daha aş olacak arkadaşlar. Şuradan bir yükseklik çizsem tepe, Yükseklik çizsem arkadaşlar. Bu K'daki H'sa 2K'daki 2H'dır. 3K'daki de 3H mıdır? Evet. Hocam 1 bölü 3 orandan dolayı bu taban A'ysa bu taban 3A'dır. Hocam 1 bölü kaç oluyor burası da? Ee, 6'dan dolayı burası da ne oldu? 6A oldu. Bütün hepsinin alanları çıktı. S1 alanın dediği yer A çarpı H bölü 2 eşittir. Kaç verilmiş? 10 verilmiş. A çarpı H buradan kaç çıkar arkadaşlar? 20 çıkar. S2 artı S3 nedir diye soruluyor. S2 dediğimiz nedir arkadaşlar? 3A çarpı 2H bölü 2. S2. Artı S3 alanı da 6A çarpı 3H bölü 2'ye eşit olacaktır. Buradan 3AH artı buradan da 18 9AH yaptı arkadaşlar. Bu da 12AH'a eşit oldu. AH zaten 20 idi. 20 yazdığımız zaman kaç çıkıyor arkadaşlar? 240 çıkıyor? Evet A yerine AH yerine 20 yazarsak cevap da 240 çıktı. Sanırım en mantıklı yol buydu. Diğerleri biraz sanki kafa karıştıracaktı arkadaşlar. 8. soru Akçay oldu. Geldik 9. soruya. Şekilde doğrusal bir demire tabanlarından bağlı ikiz kenar üçgen biçimindeki flamalar gösterilmiştir. Başlangıçtaki flamaların kenar uzunlukları 10, 10 ve 16 cm. Ortadaki flamanın kenar uzunlukları 13, 13 ve 10 santimetredir. E onları yazalım arkadaşlar. 10, 10 ve 16. Ve diğeri de 13, 13 ve 10 olarak verilmiş arkadaşlar. Baştaki filamaların kenar uzunlukları. Tamam. Buna göre filamaların ağırlık merkezlerini köşe kabul eden üçgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Hmm. Şimdi tabi burası da 10, 10 ve 16 olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız burada? Hocam ağırlık merkezi yani burası. O bir yükseklik. Ağırlık merkezinden geçen nedir? Kenar ortaydır. Hocam ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. 8'e 8. E 8. Hatta burası 6 8 10'lar 6 oldu. E hocam burası ne yaptı o zaman? E 1'e 2 orandan dolayı 2'ye 4 mü oldu? Evet 3'e bölüp kısa parçayı bulduk. Ve buranın da 90 derece olduğunu biliyoruz. Aynı şeyin mavisi laciverti şuradan çizdiğimiz zaman hocam burası da aynı şekilde e 5 5 5 13 5 12 13 ağırlık merkezi burasıysa e bu arada burası 2 e 12'ye burası 3'e böldüğünde 4'e 8 olacak hocam burası da 2 Buraya da kaç kaldı o zaman? 8'lik mi kaldı? 4'e 8'den dolayı evet. Buradan da çizdiğimde yine şurada bulmuştuk zaten 2'ye 4 olduğunu bulmuştuk arkadaşlar. Bizden şu üçgenin alanı isteniyor. Bak burası 2'ye 2 2. Şu paralel oldu değil mi arkadaşlar? Ee, burada alan belli oldu mu? Aslında oldu ya. Niye? Şurası kaç birim arkadaşlar? Şöyle şuraya bakacak olursanız. Burası da 8 ya. 8, 5, 5 ve 8. 26 mı yaptı burası? Evet. Burası 26. Yüksekteki mi? 2. 26 çarpı 2 bölü 2 isteniyor arkadaşlar bizden. Yani cevabımız 26 yapar. Sonuçta bizden şu üçgenin alanı isteniyor arkadaşlar. Taban da belli. Tabana ait yükseklik de belli olmuş oldu. Çünkü şurada bir dikdörtgen oluştu. Dikdörtgenden dolayı şu kenarla şu kenar birbirine paralel olduğundan dolayı arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle balık çıktı. Ve geldik 10. soruya. <laughs> Ağırlık merkezi denmiş. Eyvallah x nedir diye soruluyor. Bu alanı 24 demişler. Arkadaşlar ağırlık merkezini kullanmamız lazım. Hop şunu şöyle çizince ağırlık merkezi ne olacak? Hocam bu kenar ortaya olacak ve burada 1'e 2 oranı olacak. Bu üçgen alanı verilmiş. Valla arkadaşlar alanın 24 demiş. Tabanında verdiğine göre tabana ait yükseklikten gitmek yan mantıklı hareket olacaktır. 4 tabanına ait yükseklik bu değil midir gençler? Evet. 4 tabanına ait yüksekliği h diyecek olursak 4 çarpı h bölü 2 eşittir 24 ise H'ı buradan kaç buluruz arkadaşlar? Sanırım 12 buluruz. H buradan 12 çıktı mı çıktı. E şunlar birbirine paralel aynı doğruya dik olduğundan burada da bir temel orantı var mı? Var. Yani K bölü 3K eşittir. X bölü 12 olduğundan 4 katı 4 katı e, X de buradan 4 olacaktır arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle C -han çıktı. Ve geldik son soruya. Hocam neler verilmiş neler. Bakıyoruz. CD uzunluğu 3K iken BD uzunluğu 2K. BD 2K CD 3K yazdık. Sonra e hocam çok basit. 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan 3A deriz. Hocam 2A alanını ben bulabilirim. 2A alanı nedir? İşte 4 çarpı 8 çarpı sinüs 30 bölü 2'den buluruz hocam diyenleriniz var. Ama ben oradan bulur muyum? Hayır. Tabana ait yükseklik çizerim kardeşim ben. Tabana ait yükseklik çizince 90'ın karşısı 4 iken 30'un karşısı kaç yapıyor? 2. 2A alanı bak 8 tabanına ait yükseklik 2 oldu. 8 çarpı 2 bölü 2'den 2A 8 eşitse A'yı buradan 4 buluruz. Bizden ne isteniyor? 3A isteniyor. 3 çarpı 4'ten cevabımız kaç çıkacaktır? 12 çıkacaktır sevgili gençler. Evet böylelikle 11. soruyu da Akçay bulduk. İlla sinüse bağımlı kalmak zorunda değiliz. Özellikle böyle özel açı olduğunda arkadaşlar tabana ait yükseklikten daha kolay çıktığını daha öncesinde de hep sizinle konuştuk zaten. Ve böylelikle test 3'ü de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 4'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.